İçlerinde masum bebekler ve kadınların da dahil olduğu, yüzbinlerce insanın ölüm sebebi olan, biri Türkiye'den büyük, diğeri Türkiye'nin yarısı kadar iki devasa şehri duman eden, atom bombasının babası lakabıyla tarihe geçen, kendini kendi ağzıyla "Ben ölüm oldum." diyerek damgalayan, kendi öğretmenini zehirli ile öldürmeye teşebbüs eden, Einstein'la birlikte çalışan, hatta Einstein tarafından kendisine budala denilen, kanlı ve yeni bir çağın başlatıcısı olan atom bombası sil planı icat eden Julius Roberts Oppenheimer. Öncelikle bu videonun daha birkaç gün önce vizyona giren Oppenheimer filmiyle bir bağlantısı yok. Bu bir film incelemesi değil. Bu video Oppenheimer'ın hayatını anlatan American Prometheus kitabını temel alan biyografik bir belgesel. Bu arada film de bu kitabı temel alıyor. Bir de evet ilk defa yüzümle karşınızdayım. Artık biraz daha profesyoneliz. Önceden yalnızca işitseldik artık hem işitsel hem görseliz. Tamam videoma bunları dinleyip sıkılmak için gelmediğiniz için başlayalım. Aslında her şey 22 Nisan 1904'te Oppenheimer'ın hayata gelişiyle başladı. Yahudi ve zengin bir ailenin oğluydu. Almanca ve Yahudi Almancası yani Yidiş dili dışında başka bir dil bilmeyen babası Julius Seligman bir tekstil ithalatçısıydı. Muhtemelen ilk defa duyduğunuz Yidiş dili şöyle bir şey. Annesi Ella Friedmansa bir ressamdı. Evlerinde Picasso ve Van Gogh gibi büyük isimlerin en az 3 orijinal tablosu vardı. Anlayacağınız dindarlıktan uzak, sanatla iç içe bir aileydiler. Bir de ana karakterimiz olan Oppenheimer'ın ileride birlikte iş yapacakları Frank adında bir erkek kardeşi vardı. Ailesi böyle. Şimdi kendisine geçelim. Oppenheimer'ın farklı zekası daha küçük yaşlarından belli oluyordu. 12 yaşındayken uzman jeologlarla öyle yazışmalar yapıyormuş ki bir gün bir jeolog 12 yaşındaki bir çocukla yazıştığından habersizce onu New York Mineraloji Kulübü'nde konferans vermesi üzere davet etmiş. Oppenheimer babasının teşviğiyle konferansa gitmiş ve kürsüye çıkıp kendinden kat kat büyük bilim insanlarına konuşma yapmış ve tüm salon kahkahaya boğulmuş. Okul arkadaşları Oppenheimer'ın çok utangaç, çok zayıf ve yanakları çok çabuk pembeleşen biri olduğunu aynı zamanda da çok zeki olduğunu hatırlıyor. Bir arkadaşı ondan, ''Genellikle kendi meskenine çekilir, sadece yaptığı ya da düşündüğü şeyle meşgul olurdu.'' diye bahsediyor. Bir diğer arkadaşı ise, ''Diğerleri gibi olmadığı için sık sık dalga geçilir ve dışlanırdı.'' diye bahsediyor. İleride yapacağı korkunç şeylerden habersizce. 1921'de henüz 16 yaşında liseden birincilikle mezun oldu. Hedefi dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi arasında bulunan Harvard Üniversitesi'ydi. Ama ölümüne sebep olabilecek bir hastalığa yakalandığı için kaydını ertelemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir yıllık sürede sağlığına kavuştuktan sonra artık 17 yaşında bir Harvard'lıydı. Oppenheimer'ın uzmanlığı özellikle kimya alanındaydı. Ama ilerleyen süreçlerde kimyaya değil de fiziğe ilgi duyduğunu, gerçek tutkusunun fizik olduğunu fark etti. Belki o an bu farkındalığa erişmiş olmasaydı Günümüzde de yüz binlerce insan çoktan ölmüş olmayacaktı. Verdiği bu kararla seçtiği yol henüz farkında olmadığı çok kanlı bir yoldu. Bu arada hayatının en aksiyonlu kısımlarına çok yaklaştık. Harvard'daki ilk yıllarında topluluklardan bağımsızca kendi başına fizik dalında çalışmalar yapıyordu. Ürettiği projeler lisans üstü öğrencisi olarak kabul edilebilmesini sağladı. Bu temel dersleri alması gerekmediği direkt olarak ileri seviye öğrenci olabileceği anlamına geliyor. Burada çeşitli konulardaki mükemmel yeteneklerini kanıtlayarak 3 yıl gibi kısa bir sürenin ardından artık 20 yaşında 6 dil bilen bir Harvard mezunuydu. Bu çok ciddi ve erken bir başarı ve farklılık. Kısa Harvard serüveni bittikten sonra İngiltere'nin üst düzey fizik öğretimi Amerika'dan daha iyi olduğu için İngiltere'ye Cambridge'e gitti. Cavendish Laboratuvarı'nda fizik alanında bir zamanlar Nobel ödülü kazanmış olan fizikçi Patrick Blackett'in öğrencisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı. Elma ile öldürmeye çalıştığı öğretmeni işte buydu. Birazdan geleceğiz. Bu çalışmalar esnasında Oppenheimer laboratuvarda karşılaştığı başarısızlıklar yüzünden deneysel fiziğe değil de teorik yani bir nevi matematiksel, modellemesel fiziğe uygun olduğunu fark etti. Deneysel fizikten adeta nefret ediyordu. O dönemlerde yazdığı bir mektubunda birkaç ruhla bilgece konuşuyorum. Hafta sonları düşük enerjimle masamda mektup yazıyor ve ölmüş olmayı diliyorum diye yazmış. Oppenheimer aslında çok depresif bir kişiliğe sahipti. Mesela diğer mektuplarında da çok kötü zamanlar geçiriyorum ya da laboratuvar çalışmaları çok sıkıcı ve o kadar kötüyüm ki hiçbir şey öğrendiğimi hissetmiyorum. Benzeri sözler geçiyor. Blackett, Oppenheimer'ın deneysel fizik üzerine çalışması konusunda ısrar ederken, Oppenheimer zaman ve yeteneklerinin teorik fiziğe uygun olduğuna, o alanda çalışması gerektiğine inanıyor ve ısrar ediyordu. Zaten yoğun stres ve baskıya ve hoşnutsuzluğa boğulmuş olan Oppenheimer, çözümü öğretmenine zehirli elma vermekte buldu. Ona çeşit çeşit kimyasallar enjekte ettiği bir elma hediye etti. Öğretmeni Blackett elmayı yemedi. Olaydan sonraki birkaç gün birbirleriyle çelişen yalanlar dolu skandallar gündeme hakim oldu. Oppenheimer'ın yaptığı bu suikast girişimi, hayatını etkileyebilecek güçte ciddi sorunlara neden oldu. Okuluna sadece psikolojik destek alırsa devam edebilmesi mümkündü. Psikiyatrist Oppenheimer'a psikoz teşhisi koydu. Psikoz teşhisi, gerçeklikle hayal dünyası arasında bir ayrım yapamayan, gerçekliği algılayamayan hastalara konulan bir tanı. Oppenheimer bir süre tedavi gördükten sonra kısa süreliğine normal haline geri döndü. Göttingen Üniversitesi Teorik Fizik Bölümü müdürünün Oppenheimer'a birlikte çalışmak üzere yaptığı hali hazırda bir daveti vardı. Oppenheimer bu daveti kabul etti ve 1925'te Göttingen Üniversitesi'ne başladı. Bu onun fiziğe ciddi bir şekilde attığı ilk adımdı hayatının dönüm noktası olan adım. Bu okulda ileride kendisi gibi büyük bilim insanı olmayı başaracak arkadaşlıklar edindi. Mesela daha önce duymuş olma ihtimalinizin çok yüksek olduğu şu dizideki ana karakterin isim sahibi Werner Heisenberg ve ileriki süreçte fikir çakışması yaşayarak karşı karşıya gelecekleri Edward Teller gibi isimlerle tanışıklık kurdu. 1927'de yalnızca 22 yaşında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Artık işler yavaş yavaş ciddileşiyordu. Aynı yıl teorik fizik uzmanı olarak 3 yılda mezun olduğu Harvard Harvard'a mekana geri döndü. Bir yıl sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde fizik dersleri vermeye başladı. Şu an hikaye yalnızca sıradan ve sıkıcı birinin başarı hikayesiymiş gibi geliyor değil mi? Değil. Bir de bu hikayenin birkaç yıl sonrasını görün. Yani izlemeye devam edin. Bir yıl sonra 1929'da aynı anda iki farklı kurumda fizik alanında yardımcı doçentlik yapmaya başladı. O dönemde eğitim almış ve ileriki süreçte en iyi işleri başarmış Amerikalı teorik fizikçilerin çoğu zamanında Oppenheimer'dan ders almıştı. Öğrencileri Oppenheimer'ın giyim tarzı, anlatım şekli, beden dili gibi özelliklerinden çok etkileniyorlardı. Hatta pek fazla öğrenci onu idol olarak gördü. Güzel ve süslü cümleleriyle öğrencileri adeta büyülüyordu. Öğrencileri onun game tarzı, tarzını hatta sigara içişini bile kopyalıyorlardı ona hayranlardı 1930'larda komünist görüşlere ilgi duymaya başladı. Yine aynı yıllarda psikiyatrist ve doktor vasıfları olan Jean Tedlock'la tanıştı ve aşık oldu. Tedlock'un karmaşık karakteri Oppenheimer'ınkine benziyordu. Çok okumuş, değerli biriydi ve Oppenheimer'ı komünist görüşlerle onun tanıştırdığı söyleniyor. Oppenheimer, Tedlock'a birden fazla kez evlilik teklifi etmiş ama Tedlock onu her seferinde reddetmiş. Bu arada Tedlock bir zamanlar kendini eşcinsel zanneden dengesiz biriydi. Oppenheimer 1936'da yardımcı doçentlik yaptığı her iki kurumda Profesörlük makamına yükseldi. Bir yıl sonra babası öldü. Kendisine miras kalan 300 bin dolarla komünist gruplara maddi destek verdi. Her ne kadar komünist düşünce yapısına sahip olsa da ya da parti üyeleriyle haşır neşir olsa da asla bir partiye katılmadı. Oppenheimer komünistliği hakkında şöyle diyor siyasetin hayatın bir parçası olduğu gerçeğini öğrendim. Tam bir solcu olmaya başladım. Fazlaca komünist arkadaş edindim ve bundan hiç utanmıyorum. Bu kadar geç fark ettiğim için utanıyorum. 1940'ta kendisine defalarca evlilik teklif ettiği ve hepsinden red Tedlock'tan ayrılıp Amerikan Komünist Partisi'nin önemli üyelerinden biri olan Joe Dalit'in eski karısı Catherine Pooning ile evlendi. Peter ve Catherine adında iki çocuğu oldu. O dönemler herhalde çocuğa babanın ya da annenin isminin verilmesi meşhur bir durum. Bir süre profesörlük hayatına devam ettikten sonra 1942'de Amerika 2. Dünya Savaşı'na girince Oppenheimer atom bombasının tasarımı ve üretimi üzerine çalışması için işe alındı. İşte başlıyoruz. Bu süreçte ciddi başarılar göstererek her zaman yaptığı gibi kendini kanıtladı. Daha ne kadar daha kanıtlayabilir? Orası biraz tartışılır gibi. Bir yıl sonra atom bombasını geliştirmekle görevli olan Los Amalos Laboratuvarı Manhattan adında bir proje başlatıldı. Projenin başına Oppenheimer konulacaktı. Proje lideri ve yöneticisi o olacaktı. Tabi bu yetkiyi elde etmesini zıt görüşlülüğü, komünistliği engel olabilirdi. Bu yüzden adının projenin lideri olarak geçtiğini görünce bir arkadaşına bütün komünist bağlantılarımı kesiyorum. Bunu yapmazsam hükümet beni kullanmakta zorlanacak. Vatana olan yararlılığımı hiçbir şeyin engellemesine izin veremem dedi. ...komünistliğini her ne kadar düşüncelerinde var olsa bile... ...gerçekleştirebileceği başarıları ve hırsı için an itibariyle yok etmiş bulunuyordu. Bu arada Ted Locke 1944'te Oppenheimer'la Pooning'in evliliği yüzünden midir bilinmez intihar etti. Oppenheimer'ın başında bulunduğu Manhattan projesinin ürünü... ...bilimin dünya üzerindeki tartışmasız en kötü yüzü olan... ...Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıydı. Oppenheimer liderliği ve bilimsel uzmanlığıyla projeyi başarılı bir şekilde ilerletiyordu. Hatta proje sadece bombayı geliştirecek bilim insanları değil, bir filozofu, hatta bir ressamı bile dahil etti. Onlar olmadan medeni bir toplumun eksik kalacağını düşünüyordu. İlk atom bombasının hazırlık aşamaları 1945'te tamamlandı. O gün gelmiş, çatmıştı. Aylar, hatta yıllar boyunca üstünde çalıştığı proje artık sonuçlanacaktı. Olumlu ya da olumsuz. Oppenheimer her ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamış olsa da, bu tarihin en büyük girişimiydi. Aşırı heyecan ve kaygıya kapıldı. Bu duygular onu günlerce uyutmadı. Hatta 52 kiloya kadar düştü. 16 Temmuz sabahı ilk test Trinity testi başlatıldı. İşte bu Trinity testinin başarıyla gerçekleşme anı. Alev mantarı büyüyerek gökyüzünü kaplarken Oppenheimer'ın yüzü muazzam bir haz ve rahatlama hali aldı. Tarihin ilk nükleer patlaması işte buydu. Oppenheimer her ne kadar başarmış, kendini tüm dünyaya kanıtlamış olsa da büyük bir gerçek vardı ki yarattığı bu şey dünyanın en ölümcül silahıydı. Bu onu çok yoğun duygu karmaşalarına soktu. Zihninin bir tarafı başarmışlığın verdiği yoğun hazzı doruklarına kadar yaşarken diğer tarafını yarattığı bu silahın gelecekte sebep olacağı sayısız ölümlerin ve başlatacağı savaşların gerçekliği yiyip bitiriyordu. İşte ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi dediği o videosu. Now I am become death, the destroyer of worlds. Bu gerçekleşen patlama henüz bir testti. Asıl patlama şimdi geliyor. Oppenheimer'ın arkadaşları patlamalara günler kala olacak şeyleri öngördüğü için durgunlaştığını ve depresifleştiğini söylüyor. Bir sabah atılacak bombanın hedefinde olan Japonlara acır bir şekilde şu zavallı insanlar demiş. Ama çok geçmeden bu pişmanlığını ve büründüğü boşluk hissini arkadaşları sayesinde üzerinden atabilmiş. Bombaların uygun koşullarda atılmasının önemine odaklanmıştı. Tabii ki yağmurda ya da siste atmamalılar. Çok yüksekte patlatılmasın yoksa hedef pek hasar görmez. Benzeri yönlendirmeleriyle projeye geri döndü. Bu ve diğer üreteceğim içerikleri onlarca saatimi vererek yaptığım araştırmalar sonucunda bilginin doğruluğu, kayda değerliliği ve de eğlenceli ve basit anlatımı filtrelerimden geçirip size sunuyorum. Bir konu hakkında en az 4 günü harcayarak edindiğim bilgileri 10 ya da en fazla 20 dakikalık sürelere indirgeyerek ekranlarınıza yansıtıyorum. Abone olmak yaklaşık 2,5 saniyenizi alacak. Ama her bir videom günlerce tasarruf etmenizi sağlayacak. Ha, bir de mutlu olmamı da sağlayacak. Teşekkürler. Keyifli seyirler. Orijinal haliyle Little Boy, Türkçe çevrilmiş haliyle Küçük Çocuk isimli ilk atom bombası Hiroşima'ya atıldı. Bir pazartesi sabahı 6 Ağustos'ta Hiroşima halkı güne kan gölü ve enkazlarla uyandı. Daha doğrusu uyanamadı. Şehir dümdüz olmuştu. Tam 66 bin kişi saniyeler bile değil saliseler içinde ölürken Manhattan projesi üyeleri zafer çığlıkları atıyordu. Saliseler içinde ölen 66 bin kişinin yanında 69 bin kişi ise çeşitli seviyelerde yaralandı. Çok kişi patlamadan sağ çıkabilmiş de olsalar patlamanın neden olduğu radyasyon zehirlenmesinden yıllar sonra öldüler. Toplam ölen sayısının 20 bin kadarı Japon askeri, geri kalanı ise masum sivil vatandaşlardı. Oppenheimer'ı müsabakayı kazanmış bir boksör gibi ellerini başının üstünde kavuşturup havaya kaldırmış. Alkışlar yükselmişti. Bir arkadaşı ve meslektaşı olan Rabi, yürüyüşündeki kendinden eminliğini, arabadan inişini asla unutmayacağım. O başarmıştı, diyor. Maalesef başarıyla gerçekleşen Little Boy saldırısından yalnızca 3 gün sonra, 9 Ağustos'ta bu sefer hedef Nagasaki'ydi. Nagasaki'ye atılacak bombanın ismi Fatman, yani şişko adam. Küçük çocuk ve şişko adam İlginç isimlendirmeler. Bu patlamada ise 80 bin kişi öldü. Oppenheimer içindeki pişmanlık ve suçluluk gibi duygularını başarının getirdiği hazla maskeleyerek patlamanın etkisini izlemeye devam ediyordu. Bu patlamalardan 5 gün sonra Japonya bir zahmet teslim oldu ve 2. Dünya Savaşı sona erdi. ABD başarmış, kazanmıştı kazanmış mıydı? Yaratılan atom bombası Manhattan projesinin sonucu olduğu kadar Oppenheimer'ın kendisine karşı olan inancının, sınırları zorlama arzusunun, güç ve başarı hırsının da bir sonucuydu. Her şey sona erdiğinde Oppenheimer'a bilimsel tecrübesi ve yeteneği, yöneticilik ve organizatörlük becerisi, yaptığı öncülükler ve iş bitiricilikleriyle görevine bağlılığından ötürü 33. ABD Başkanı Truman tarafından liyakat madalyası verildi. Konudan bağımsız çerez bir bilgi vereceğim. Liyakat madalyasını ilk kez 1890'da Osmanlı İmparatorluğu vermeye başlamıştı. Oppenheimer'ın pişmanlığı, vicdan azabı ve suçluluk duygusu hat safhalara gelmişti. Yaptıkları ona çok acımasızca gelmeye başladı. Artık atom bombası gibi nükleer silahları saldırganlık ve terör aleti olarak, silah sanayisini ise şeytanın işi olarak tanımlıyordu. Sanırsanız hiç yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmamış melek gibi bir adam. Hikayenin heyecanlı kısımları bitti diye düşünüyorsanız bilgilendireyim. Videonun devamında az öncekilerden kat kat büyük bir patlama daha var. Oppenheimer Truman'la yaptığı bir toplantıda ''Sayın Başkan, ellerimde kan olduğunu hissediyorum.'' dedi. Gerçek bir pişman ama neye yarar? Truman ise bunların üzerine Oppenheimer'a ''Sana kanın senin değil benim ellerimde olduğunu söyledim. Bırak da bu konuda ben endişeleneyim demiş. Yani Oppenheimer'a yalnızca emir kulu olduğunu, onun bir suçu olmadığını hissettirmeye amaçlamış. Oppenheimer da Manhattan projesindeki tereddütlü ve kaygılı çalışanlarına bu yöntemi uygulamıştı. Üretilen silah kendilerinin kullanmayacaklarını ve gerçekleşebilecek kötü sonuçlardan sorumlu olmayacaklarını sadece işlerini yapmakla yükümlü olduklarını söyleyerek onları rahatlatmıştı. Bu bana her Türk vatandaşının maalesef yakından tanıdığı bir olayı hatırlattı. Sonralarında Truman Oppenheimer'dan mızmız, ağlak bilim insanı diye bahsetmiş. Oppenheimer patlamaların olduğu aynı dönemde Nobel Fizik Ödülü'ne aday gösterildi ancak kazanamadı. Aynı şekilde 1951'de ve 1967'de de aday gösterildi ama hiçbirinde kazanamadı. 1947'de Oppenheimer, Albert Einstein, John von Neumann ve Kurt Gödel gibi ciddi bilim insanlarının bulunduğu New Jersey'deki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nün direktörü oldu. Birleşik Devletler Atom Enerjisi Komisyonu'na başkanlık etti. Sonralarında diğer ülkelerin girdiği nükleer silahlanma yarışını önlemek amacıyla faaliyetlerde bulundu. Birkaç yıl sonra Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarından bin kat daha güçlü olacak hidrojen bombası fikri türedi. Hidrojen bombasının keşfedicisi ve fikir sahibi Edward Teller'dı. Günümüzde Oppenheimer nasıl atom bombasının babası olarak adlandırılıyorsa, Edward Teller da hidrojen bombasının babası olarak adlandırılıyor. Anneler belirsiz. Oppenheimer bu hidrojen bombasının kullanımının bir soykırım olacağını ve yüz milyonlarca insanın katledilmesi için akla uygun tek sebep bulunamayacağını düşünüyor. нет hayli agresif ve tartışmacı bir tavırla karşı çıktı. Hidrojen bombasının babası olan Edward Teller ismi bir yerden tanıdık gelmiştir. Oppenheimer Göttingen Üniversitesi'nde ileride ters düşeceğinden habersizce onunla arkadaşlık kurmuştu. Oppenheimer bu ölümcül hidrojen bombasını engellemek istiyordu. Gruplar oluşturarak bombayı destekleyen politikacılara karşı lobicilik girişimleri başlattı. Lobicilik, kararları veren hükümet üyelerini etkilemek, bilgilendirmek ve fikirlerini değiştirmek amaçlı yapılan eylemlere deniyor. Ama yaptığı bu girişimler, daha doğrusu girişimleri engelleme girişimleri hayatı boyunca elde ettiği sınırlı sayıdaki başarısızlıklarına dahil oldu. Sonuçsuz çabaların üzerine hidrojen bombası 1954'te test amaçlı Marshall Adaları'na atıldı. Sonrasında 1961'de Sovyetler, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3800 kat daha güçlü olan Çar isimli atom bombasını Rusya'nın Novaya Zemilya bölgesinde patlattı. Şar Bomba isimli hidrojen bombası dünya üzerinde test edilen en güçlü nükleer bomba olarak tarihte adını hala karalatmadı. Umarız karalatmasın da. Oppenheimer 1953'ün sonlarına doğru McCarthyizm kurbanı oldu. Yani herhangi bir delil olmaksızın bir ABD vatandaşı olarak hidrojen bombasına karşı çıktığı için komünistlikle hainlikle suçlandı. Bir gün Einstein'la Oppenheimer Princeton Üniversitesi'nde karşılaştılar. Einstein Oppenheimer'a hükümet tarafından maruz kaldığı bu soruşturma ve yargılanmaya katlanması gerekmediği, onun yerine çekip gidebileceğini söylemiş. Ama Oppenheimer mevcut durumun ancak kendisi gibi birinin içeriden değiştirebileceğinin mümkün olduğunu ve bu yüzden kalıp savaşacağını söyledi. Einstein da Oppenheimer'ın yaptığı bu konuşmanın üzerine sekreterine dönüp boş vermiş bir tavırla o bir budala demiş. Oppenheimer liderliğinde Manhattan projesinde görev yapan 493 bilim insanı, Oppenheimer'ın McCarthyizm kurbanlığından kurtulması için yapılan protestolara imza atmış olsalar bile pek etkili olamadılar. Ve karar sonucunda 34. ABD Başkanı Dwight David artık askeri sırların Oppenheimer'la paylaşılmayacağına ondan saklanılacağına karar verdi. Bu karar ciddi bir karardı. Oppenheimer gibi ülkeye çok katkısı olabilecek bir isim resmen kısıtlanmıştı. Resmen kısıtlanmıştı. Tabi bu olay Oppenheimer'ın hayal hayatını ve kariyerini olumsuz etkiledi. Doğrudan siyasi yetkisinden yoksun bırakılmış olsa da öğrenci gruplarına özel ders vermeye, yazmaya ve fizik alanında çalışmaya devam etti. 1959'da Colorado Üniversitesi'nden gelen fizik öğretmenliği teklifini kabul etti artık biraz daha sakin bir hayat yaşamaya başladı 55 yaşındayken. Zaten askeri yetkisi de elinden alındığı için öğretmenlik gibi mesleklerden başka pek bir seçeneği yoktu. 1963 yılında 35. ABD Başkanı JFK Kennedy, Oppenheimer'ın ülkesi uğruna yaptıkları için bir jest olarak kendisine Enrico Fermi ödülünü verdi. ABD hükümeti 2022'de yani şimdimize göre geçen sene 1954'teki sürecin hatalı olduğunu belirterek Oppenheimer'a karşı yapılan komünist suçlamalarını iptal etti ve onun ülkeye olan sadakatini teyitledi. Oppenheimer'ın ölümünden 55 yıl sonra oluyor yani bu. Oppenheimer gerçek bir sigara tiryakisiydi. 1965'te gırtlak kanseri teşhisi kondu. Sonuçsuz bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan bir yıl sonra kemoterapi gördü. Bu da başarısız oldu. İkinci başarısızlıktan bir yıl sonra 15 Şubat 1967'de komaya girdi. 3 gün komada kaldıktan sonra 18 Şubat'ta kendi evinde 62 yaşında öldü. Oppenheimer aslında nefesini sağlıklı alamadığı için öldü. Ne ilahi adalettir ki Hiroshima ve Nagasaki saldırılarında da insanların çoğu benzer şekilde oksijensizlikten ölmüştü. Oppenheimer'ın cesedi yakıldı. Karısı küllerini sahil evlerinin görüş açısı içerisinde kalacak şekilde denize döktü. Oppenheimer öldükten sonra kül haliyle kim bilir nereleri gezmiştir. Belki İstanbul Boğazı. Videonun başında bahsettiğim Oppenheimer'ın erkek kardeşi Frank 1969'da yani Oppenheimer'ın ölümünden 2 yıl sonra San Francisco'da Exploratorium Bilim Müzesi'ni kurdu. İşte bu müzenin dizaynı Oppenheimer'a ait. Bir de ekstra bir bilgi olarak Oppenheimer yazdığı bir makalede ürettiği enerjiyi aşan ölü yıldızlar tabirini kullanıyor. Günümüzdeki bilim insanlarınca bu tabir kara delikleri tanımlıyor. Yani tarihte atom bombasını patlatan ilk kişi Oppenheimer olduğu gibi kara deliklerin varlığını ortaya atan ilk kişi de ta kendisiydi. Videom işte bu kadardı. Şu an Oppenheimer deyince ne hissediyorsunuz? Bir de ben ve videom hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında her birini tek tek yanıtlamak üzere bekliyor olacağım. Merakla, sevgiyle ve hoşçakalın.